Evet, karda yürümek başka güzel. Sevgili arkadaşlarım, biz Kuzey Yıldızı'nın setine doğru gidecektik ancak yolda kar vardı. Geç vakit olmasın, karnımız acıktı. Şöyle bir yerde mola verdik. Şimdi sürprizimiz neydi biliyor musunuz? Karnımız acıktı ve bu karın içerisinde biz bir melemen, sucuklu yumurta yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Şöyle masamızda kurduk. Yani bu tat hiçbir yerde bulamazsınız. Değil 5 yıldızlı otelde. Nereye giderseniz gidin. Karadeniz başkadır. Şimdi şöyle ateşimizi de yakacağız şurada. Evet Mehmet Şef'im, ateşi körükle bakalım. Yalnız çakmak var mı? Var. Hem de 2 tane. İyi, garantiye aldınız yani. Hızlı yanma. Jel. Evet, retro yakıtı. Jeli döküyoruz. Bol. Bizim elimiz boldur. Şu anda ortalama bir 20-30 santimlik karın üstünde bu zevki yaşayacağız. Çok bambaşka bir duygu ya. Aşağımızda baraj var, baraj buz tuttu. Bakın arkadaşlar, size bugün umarım güzel bir video çekeriz. Ya bir ateşi yakamadınız. Onlar ateşi yaka dursun, ben size buz tutan gölü göstereyim. Bu arada baraj yani burası. Gölden kastım baraj. Etrafı da şöyle göstereyim. Yol bu şekilde. Bu küçük dostumuz da bizi taçan başından takip etti. Onun da karnını doyuracağız. Çünkü bu kadar yol kat etti. Aynı kaplan gibi değil mi deseni bakın. Sevgili arkadaşlarım, ateşi tutuşturdular. Ateşimiz hazır. Batuhan Bey. Efendim. Nöbet sonrası nasıl bir keyif? Değer mi sizce bu kadar yola? Evet değer. Böyle güzel bir yeri görmek için değer. Gece nöbetine çıkıp gelmek. Biraz mantık dışı olsa da değer. Gayet güzel geçiyor. Peki Mehmet Şef'im. Evet. Pasta yerken böyle düğünde yaparlar ya, birden telefonu bıraktınız. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ortam güzel, arkadaşlar güzel, sizler güzelsiniz. Daha ne olsun? Teşekkür ederiz. Ateşimiz tutuşacak. Masamıza yiyeceklerimizi koyacağız. Şu eşsiz manzara eşliğini. Tabi manzaradan kastığımız yeşillikten karın bir arada oluşu. Amacımız kara basmaktı. Onu da gerçekleştirdik. Eklemede kalın. Tabanca olacaktı şimdi ya. Of. Ama tabancayı biliyorsun her yerde atılmaz. O yüzden kuru sıkımız olsaydı bir tane, burada bir onun zevkini yapardık. Şimdi başında şöyle ısınalım bir yandan da. Çok soğuk yok ama bugün, farkında mısın? Yok öyle soğuk yok. İşimizde yanıyor. Görün arkadaşlar. Masamız hazır. Tabakları, çanakları da ayarlayalım. Şöbeti kim getirdi lan? Ben. Arkadaşlar şimdi karnımızı doyuracağız. Bu Batuhan arkadaşımızın gazlı, çakmak gazıyla çalışan tüpü. Bu da alüminyum melemen tavası. Şimdi sucuklu yumurtalarımızla melemenlerimizi yapacağız. Burada domatesle uğraşmamak adına hazır domates şeyi aldık, melemeni aldık. Mehmet Şef, adı Mehmet Şef kaldı ya. Bunu Master Şef'e de sokacağız. Yalnız arkadaşlar şunu da belirteyim. Burada Batu, ben ve diğer arkadaşlarımız da yemek yapmasını biliyor. Ama özellikle Mehmet Şef dememizin sebebi... Aynen. Birazcık yemek seçtiği için yemek işini ona bıraktık. O da yiyor, biz de yiyoruz. Ama el lezzeti güzeldir. Mehmet Şef ne yapıyorsun? Kavanoz kapağı açıyorum. Tıklattın. Evet, tıklattım. Şimdi ne yapıyorsun? Bize anlat. Sesi geldi. Sonra çeviriyorum ve açıyorum. Bize anlat. Bu kadar. Yapılışını anlat. Ne hangi aşamalardan geçecek? Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bu arada ateşimiz körüklendi. Yandı mı lan? Yanıyor sanki. Yanıyor. Aynen. Yağımızı yaktık, tavamızı koyduk. Şimdi yağımızı koyuyoruz. Biraz. Bu kadar. Mehmet Şef'in önerilerini dinleyin. Şu anda yağımız biraz kızsın. Ben arabadan el bez alıp geleceğim. Çünkü onu tutmak lazım. Karıştırmak için. Reklam gibi olmasın ama BİM'den aldığımız mikro bezler vardı. Onlarla bu işimizi halledeceğiz. Şu an sanki yağımız kızmaya başladı. Evet yağımız kızmaya başladı. Şimdi... Menemenimizi döküyoruz içine. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelesiz iş olmaz arkadaşlar. Evet. Bereketi kalmaz o zaman. Evet. Yiyor menemenimiz. Sadece tavamız çok kızmamış. Elini tutabiliyorum o yüzden. Canlar, yumurtalarımız köy yumurtasıdır. Arasında bir iki tane market yumurtası karışmış. O kadarını görmezden gelin. O zaman market yumurtalarını en sona saklayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kırıyoruz. Çöplerimizi de yere atmıyoruz. Giderken götüreceğiz. Evet. Bu
Batuhan, çok acıktın değil mi? Evet. Ben de çok acıktım. Hayalini kuruyordum. Uyurken de rüyanda şey görüyordun değil mi? Menemen, sucuk, bir yumurta. Tabii ki. Evet. Gece 2'den beri bu mevzuyu konuşuyoruz. Oğlum gece yani... gece konuştunuz, beni gece gece acıktırdınız biliyor musunuz ya? Gözümün önüne böyle sucuklu yumurtalar, menemenler dönüp dönüp durdu. Evet canlar, menemenimize yumurtamızı kattık. Şimdi biraz daha olmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde biraz daha pişecek. Kapağını da kapatacağım şimdi. Mis mis. Biraz yumurtası fazla gibi ama olsun. Şimdik odun ateşinde sucuklu yumurtamızı da yapıyoruz. Mehmet çift, ben video çektiğim için sucukları sen at. Ve coslama. Tam kaynamamış ama olsun. Canı çeken arkadaşlar için yolunuz bu tarafa düşerse size de yaparız. Geceden beri hayalini kuruyor. Dök. Selam, bu 4 yumurtaları hepsini kırıyorum. Dur. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Çıtır 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 çıtır. Gecenin ikisini de canımı çektirdiler. Evet. Hep bu Mehmet'in suçu. Ben yaylaya gidelim dedim. Ya gerçi sucuklu yumurta olayı falan bizden çıktı arkadaşlar. Selim'le benden. Boğazımıza biraz düşkün olduğumuz için. Arkadaşlar diyet yapıyorum ama bugün diyet yok. Bugün sucuklu yumurtayı karının üzerinde yiyeceğim. Gerçi aslında karın üstünde hamsi ızgara güzel giderdi ama hamsi biraz kaçtı. Havalar ılık gittiğinden dolayı. Sucuğumuz hazır oluyor. Bu tarafta menemenimiz hazır oluyor. Az sonra onları da yiyeceğiz. Canınız çektiyse arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle bir havada, böyle bir yerde bu manzara kaçmazdı bizim için. Sucuklarımız oldu. Şimdi yumurtamızı döküyoruz. Çok oynamayacağız. Böyle ekmek banmalık tarzında olsun istiyorum biraz. Ulan sucuk reklamı gibi oldu bu da. Gecenin bir vakti hayalini kurduğumuz şeyi şimdi gerçekleştiriyoruz. Sizler de hayalini kurduklarınızın peşinden gidin. Evet. Ya gecenin bir vakti bunu hayal ediyorduk ve şimdi yaptık ya. Açılışı ben yapıyorum, bununla çay döksünler. Hayır boş ver, ekmek ver. Bu ekmek benim ekmeğim ya. Almadınız mı ekmek? Ekmek aldık aldık. Vay ya. Gençler bakın. Değerli izleyicilerim, hepinizin karda yapmak istediğini ben yapacağım. Ne biliyor musunuz? Bir düşünün şöyle, şuralarda bir yerde bir düşünün. Baloncuklar çıkar. Evet, söyleyeyim mi? Karda yuvarlanacağım. Hepinizin istediği. Ama önce yatacağım. Sonra yuvarlanacağım. Mehmet Çev, gel bu tarafa. Hep yatıyorum. Hoppa. Gel, gel üstten. Gör, bak. Kelebek gibi yattım. Şimdi yuvarlanacağım. Evet, sizin için yuvarlandım. Yattım. Ben bir daha mı yuvarlansam diye düşünürken. Ama unuttuğumuz bir şey var. Ne olduğunu söyleyeyim mi size? Kanalıma da abone olmayı unutmayın bir zahmet. Videomun kapanışını yapmıştım ama kapanışı böyle yapmaya karar verdim. Şampiyon Trabzonspor.